Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi farklı düzeyde atamalar yayınlamış oldu. Bugünkü resmi gazetede yayınlanıp 27 Mart tarihine kadar başvurularınızı yapabileceksiniz. Uygunsanız lütfen başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer tüm memur atamasından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet bugünkü resmi gazetede toplamda 4 veya 5 tane farklı ilan gelmiş oldu. Ben bunların hepsini hani YouTube'da anlatmasam bile Telegram kanalımızda veya web sitemizde bunların hepsini yayınlıyorum arkadaşlar. Bu linki yorum kısmına sabitleyeceğim. Size rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Ve en aşağıda tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabileceğiniz linki de bırakmış durumdayım. Buradan da hepsine ulaşım sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Peki hala yani hangi dal atama olacak veya bunların başvuru koşulları, başvuru şekli nasıl ile ilgili Önemli kısımlara değinmiş olalım arkadaşlarım. Öncelikle 2023'e 1 düzeyinde destek personeli ataması, temizlik görevlisi, kadın alımları mevcuttur. Yine erkek ataması olacaktır arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi, erkek ataması, orta öğretim düzeyinde yine mevcuttur. Diğer büro memuru atamasında lisans P3 bakın tabloda P93 diye gösteriyorlar. Ama yüksek ihtimalle yarın bunu değiştirecekler, güncelleyecekler. Düzeltme ilanı gelecektir bizlerin karşısına. P93 puan türüne P3 puan türü yapmış olacaklar arkadaşlar. Hangi lisans mezunları buraya başvurusunu yapabilecektir? İşletme, iktisat, istatistik, endüstri mühendisi, yönetim organizasyonu, yönetim bilimleri, maliye, muhasebe, maliye, muhasebe, işletme, bilgi yönetimi, lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Fakat özel koşul olarak da seçmeli bilgisayar dersi veya sizlerin bilgisayar sertifikasına sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda. Bunun haricinde diğer bir operasyonelinde arkadaşlarım uluslararası ilişkiler, siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler lisans mezunu olmanız gerekiyor. Bunun dışında spor uzmanı can kurtaran erkek ataması olacaktır. Yine kadın ataması mevcuttur. Başvurular nasıl yapılacaktır? Başvurular ya şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir. kargoyla da gönderebileceksiniz. Bilginiz arkadaşlar. Adresi de bıraktım buraya zaten. Adrese rahat bir şekilde erişim sağlayacaksınız. Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Davutpaşa Mahallesi ve Caddesi Esenler İstanbul'a yollamış olacaksınız arkadaşlar. Başvuruların değerlendirilmesi ise 2022 KPSS puan tüyle göre yani puanlar esas alınacaktır. Fakat bir tanesi hariç 2023'e 4 ilanı yani büro memurlarına atanacak olan kişilerin sözlü sınavı olacaktır. 10 katı kadar aday sözlü mülakata hak kazanmış olacaktır. Bilginiz olsun. 2023'e hangisiydi? Hemen baktığımız takdirde kadın erkek başvurusunu yapabileceği endüstri mühendisliği, işletme, iktisat, istatistik, maliye, muhasebe gibi alımlar olacak olan bölümlerden sizler sözlü mülakata dahil olacağınızı tekrar belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Pekala alın. Bu şekilde size uygunsa lütfen başvurularınızı yapın. Veya uygun değilse de diğer tüm ilanları göndermek için de şuradan da erişim sağlayabilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.